fotoğrafların ve kağıt üzerine yapılmış eserlerin incelendiği LAKMA Araştırma Merkezi'nin stüdyosundayız. Bu stüdyoda şu anda sergilenmeyen fotoğrafları da görebilme şansımız var. Karşımızda Stefan Kuturye'nin Fönetr, East Lake Greens, San Diego isimli büyük fotoğrafı var. Bu fotoğraf Kuturye'nin çektiği bir dizi fotoğraftan biri. Kendisi Güney Kaliforniya'nın San Diego-Tijuana bölgesine fotoğraf çekmek üzere davet edilmiş. Kariyerinin bu noktasına kadar hep dönüşümlerle, dönüşen şehir çevreleriyle ilgilenmişti. Bu fotoğraf dizisinde ise kısmen konutların olduğu, kısmen de inşaat halinde olan bir banliyö görmekteyiz. Arka planda ise bu konut projesinin işgal etmekte olduğu Kaliforniya Çölü görülüyor. Bu baskının biçimsel özellikleri muazzam. Hemen önümüzde inşaat halinde olan bir ortam ve onun arkasında da iki bölge yer alıyor. Üzerinde hiçbir şey yetişmeyen, sıcaktan kavrulan bir çöl ve hemen arkasında hayal meyal dağları seçebildiğimiz mavi bir alan. Burada birçok görsel bilgi var. Ancak bunların nasıl çerçevelendiği de son derece etkileyici. Henüz bitmemiş bir binanın içindeyiz ve buradaki düzenek adeta bir pencere gibi bizim bu ilginç alana bakmamızı sağlıyor. Hem resim hem de fotoğraf sanatında pencere kullanımı son derece eskilere dayanır. Bu yöntem kendi içinde çoklu katmanlar yaratır ve zaten fotoğraf da bu şekilde işleyen bir sanattır. Kameranın görüntüyü yakalaması için içine ışık girmesi gerekir ve bunu sağlayan açılan ve kapanan bir mekanizma vardır. Pencere aynı zamanda fotoğrafçıların dünyaya açılan pencereleri olarak metaforik ve sembolik bir anlamda taşır. Burada da Kutürye son derece basit ama akıllıca bir hareketle hem bu geleneğe atıfta bulunuyor hem de gözlerimizin önünde inşa edilen bu yerleşim yerini görmemizi sağlıyor. Kasper David Friedrich'in Romantizm akımına ait resimlerini hatırlayacak olursak ya da Rönesans'ın ilk yıllarını düşünürsek resim yüzeyi bize arkasındaki dünyayı gösteren bir görsel düzlem olarak kabul edilirdi. 20. yüzyıl fotoğrafçılarını düşünelim. Burada ister kullandığı malzemenin sanatsal özelliklerine odaklanan Alfred Stieglitz gibi fotoğrafçılar olsun, ister daha çok belgesel fotoğrafçılığı yapan sokak fotoğrafçıları olsun, hepsinin çalışmalarında pencere olgusunu görmek mümkün. Aynı durum çağdaş fotoğrafçılar için de geçerli. Ama burada çerçeve fotoğrafın gerçekten bir parçası. Neredeyse ana fikrin parçası bile diyebiliriz. Henüz tamamlanmamış keresteden yapılma bir ev söz konusu. Biz de tam bu noktada Tamamlanmamış evin içinde duruyoruz. Fotoğrafın kalitesi sayesinde tam önümüzdeki kerestenin üzerindeki çiviyi ve inşaat işçilerinin yüzeye yaptıkları bazı işaretleri görmek mümkün. Sürecin devam etmekte olduğu fikrini elde ediyoruz ki bu çok önemli çünkü fotoğrafın diğer bölümlerindeki özneleri de yansıtıyor. Her şeyin devam etmekte olduğu bundan daha net bir şekilde ifade edilemezdi hemen karşımızda yapımı henüz tamamlanmış evler var. Tamamlanmış evlerin birinin garajının önüne ise iki tane araba park etmiş. Arabalar, saksılardaki bitkiler derken, sonra da arka planda inşaat işçilerinin kamyonetleri gözümüze çarpıyor. Çatı malzemeleri çatılara yığılmış ve arka kısımda da yerleşim yerinin henüz işgal edemediği bir bölge. İşgal gerçekten de çok yerinde bir kelime çünkü burası değişim ya da dönüşüm geçirmekte olan bir alan. Bu da aslında insanlar olarak bizim bu tür doğal alanları kullanmamız hakkında derin felsefi sorular sormamızı sağlıyor. Burası kurak bir arazi, yani çok da yerleşilebilir bir yer değil. Buna rağmen muhteşem çimenleri olan banliyödeki Amerikan konutları vizyonunu çöle taşıyor. Kaliforniya'nın su kullanımı ve yerleşime dair geçmişi çok öncelere dayanıyor. 20. yüzyıla geldiğimizde sadece Güney Kaliforniya değil, Arizona, New Mexico ve Nevada'nın bazı bölgelerini ele aldığımızda buna benzeyen yerleşim yerleri yüzünden bir nüfus patlamasından bahsetmemiz mümkün. Bu beraberinde siyasi gücün artmasını ve bazı ulusal ve siyasi diyalogların ekseninin değişmesini getiriyor.